Şefen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün iki renkli yapılan elmas örgü modelinin nasıl yapıldığını göreceğiz birlikte. Modeli renkli ip üzerine beyaz iple çalıştım. Şimdi modeli çalışırken beyaz ip üzerine renkli model çalışacağım. İkisini de görmenizi istiyorum. Şu şekilde bir tane modelim 5 ilmek. İki modelin arasında ise 3 tane ilmeğim var. 8 ilmek ve katlı olarak hesapladıktan sonra birer tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Burası da modelimin arka yüzü. Orta kanıtta bir ip kullandım. 3,5 numara şişle ördüm. Her türlü bebek örgüsünde, bayan örgüsünde kullanabilirsiniz. Özellikle bebek battaniyelerinde çok şık duracaktır. Kız bebek geleklerinde gerçekten güzel görüneceğini düşünüyorum. Ee, yalnız ip kullanırken renkli ipi biraz koyu renk kullanırsanız gördüğünüz gibi beyazlar üzerinde çok güzel patlamakta. Hatta şöyle boyutlu bir görüntüsü var. Şöyle göstereyim. Şimdi birlikte yapılışına geçelim isterseniz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerefennörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ben iki model üzerine örneğimi göstermeyi düşünüyorum. Hemen başlıyorum. İlmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Örgü alışları alış şekilleri farklı olduğu için insanlar karıştırabiliyor. Şu anda benim ördüğüm örgü düz örgü. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerifen Örgü Dünya sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Takipçisi 100 binin üzerindeki sayfa bana aittir. Örgümün ikinci sırasında ve arka yüzdeyim. Bu defa ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Youtube kanalım ücretsizdir. Abone olarak destek verebilirsiniz. Abone ol yazısının yanındaki zile tıklayarak bildirimlerimden haberdar olabilirsiniz. Video paylaştığım anda anında haberiniz olacaktır zile basarsanız. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Ve tekrar ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Biraz önceki ördüğüm düz belki örgü yeni başlayanlara değişik gelebilir. Örgünün ilk başlangıcında olduğu için o şekilde örmek benim kolayıma geldiği için tercih ediyorum. Şu anda bakın arka taraftan alınan örgü düz örgüdür. Örgümün dördüncü sırasındayım ve arka yüzündeyim. Benden doğru taraftan ön yüzden alınan ilmekler ise ters örgüdür. Hızlı geçmek istiyorum. Bu şekilde dört sırayı ilk dört sırayı ön yüzde düz arka yüzde ters olarak örüyoruz. Bu defa ana rengini beyaz üzerinin model kısmını renkli yapmayı düşünüyorum. Her ikisini de görmeniz açısından. Şimdi başlangıçtaki kenar ilmeğini örmeden diğer şişime aktardım. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra sayıyorum. 1 2. Iki. İkinci ilmeğimin 1 2 3 dördüncü alt sırasına batıyorum ve bir tane uzunca ilmek çekiyorum. Daha sonra devam ediyorum. 1 2 tane daha düz ilmek örüyorum ve alttaki battığım aynı noktadan bir tane daha uzunca ilmek çekiyorum ve elimle tutuyorum kısalmasın diye devam ediyorum bir iki tane ilmeğimi daha düz örüyorum ve aynı noktadan üçüncü ilmeğimi de çıkartıyorum bakın ipimi şu şekilde tutuyorum ilmeklerim iki kısalmasın ipim arka tarafta olacak arada kalan üç tane ilmeğimi örmeden aktardım daha sonra tekrar başlıyorum bir tane düz örüyorum sayıyorum bir iki ikinci ilmeğimin bir iki üç 4 sıra altına batıyorum ve bir tane ilmek uzatıyorum ilmeğimi elimle tutuyorum iki tane daha ilmeğimi düz olarak örüyorum sonra tekrar aynı noktadan bir tane daha ilmek uzatıyorum elimle tutuyorum ki kısalmasın iki tane daha ilmeğimi düz olarak örüyorum ve aynı noktadan üçüncü defa ilmek uzatıyorum bakın şu şekilde bir hal aldı. Şimdi burada 3 tane ilmeğim artmış oldu. Bu artan ilmekleri arka yüzde keseceğiz. Son kenar ilmeğimi örmeden tekrar ters döndüm. İpimi arka tarafa alıyorum. Bakın ilk başlangıçtaki 1 2 iki. iki tane ilmeğimi çevirerek düz örer gibi kesiyorum. Burada hem artırdığım ilmekleri yok ediyorum hem haroşa yapmış oluyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki gelen iki ilmeğimi bakın iki tane burası. İki ilmeğimi birlikte düz örer gibi çevirerek kesiyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi çevirerek düz örer gibi birlikte kesiyorum. Tekrar ipimi benden doğru tarafı alıyorum. Üç tane ilmeğimi örmeden aktarıyorum. İpimi tekrar arkaya aldım. İlk başlangıçtaki şöyle göstereyim. Bakın iki tane ilmeğimi çevirerek kestim. Sonra bir ilmek düz ördüm. Sonraki iki ilmeği tekrar düz örerek birlikte kestim. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Son kalan iki ilmeğimi düz örer gibi birlikte kestim. İpimi tekrar benden doğru tarafa alıp son ilmeğimi örmeden aktardım. Şimdi renkli ipimle işim bitti. Tekrar beyaz rengime geçiyorum ve ilk başlangıçtaki işlemi uyguluyorum. İlmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum hiç atlamadan bu şekilde düz olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Bu şekilde 4 sıra boşalttıktan sonra şişlerimi ikinci modelimi aralara koyacağım bu sefer. Ara, ara model olarak uygulamayı devam etmem gerekiyor. Bakın modelim bitti. Arka yüzden ters, ön yüzden düz şeklinde tam 4 sırayı beyaz ipimle bu şekilde örüyorum. Tekrar 4 sıra ara boşluğumu ördüm. Şimdi ikinci modelimi uyguluyorum. İkinci modelimi uygularken iki modelimin arasında bulunan 3 tane ilmeğin birer tane kenarlarını ilave ediyorum. Bu 5 tane ilmeğe modelimi uyguluyorum. Bu 5 taneden önce sayıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 2, 4, 5 tane ilmeğim var. Bu 5 tane ilmeğimi herhangi bir işlem yapmadan diğer şişimi örmeden aktarıyorum. İlk 5 ilmeğimi aktardıktan sonra Bakın bir alt sırada ördüğüm modelimin son ilmeğini tekrar düz olarak örüyorum. Şurayı düzeltelim. Son ilmeğini tekrar düz olarak ördüm. 1, 2, yani ortada kalan 3 tane ilmeğimin tam ortasındaki ilmeğin 1, 2, 3, 4 sıra altına batıyorum. Bir tane ilmek uzatıyorum. Tekrar 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum aynı yerden bir tane daha ilmek çıkartıyorum elimle tutuyorum küçülmesin diye tekrar iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve aynı noktadan bir tane daha ilmek uzatıyorum bu tarafa ilmeklerimi örmüyorum ve örgümü ters çeviriyorum tekrar ipimi arkaya alarak ilk başlangıçtaki iki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum bir tane düz örüyorum iki ilmeği birlikte kesiyorum bir tane düz örüyorum. Son kalan iki ilmeği birlikte kestim. Tekrar ilmek sayım 5'e düştü. İpimi benden doğru tarafı alıyorum. Ve tekrar ilmeklerimi örmeden diğer şim aktardım. Burada renkli ipimle işim bitti. İkinci modelim tamamlanmış oldu. Tekrar bütün ilmeklerimi beyaz ipimle örüyorum. Ve ilk birinci uyguladığım modelimi uygulayarak örgüme devam ediyorum. Bu ara boşluğunu istediğiniz kadar genişletebilirsiniz ama benim gösterdiğim ölçü bence çok ideal. İkinci modelim de bitti bakın. İster renkli zemin üzerine beyaz, ister beyaz zemin üzerine renkli. Sevk artık size kalmış. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yapmayın işlerin herkese kolay gelsin.